Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin. Selavat. Allah gündüzümüzü, gecemizi mübarek eylesin. İki cihan da aziz eylesin. İnsan bazı böyle değişik alimden almışım. Yani geçen hafta da söyledim. Bir alimden aldım. Osmanlıca. Belki de öyle yazmıştır, bilmiyorum. İnsanı neyi kaldırmış? Çe yapmış. İç, san, iç. Yani ne demek? Sanılarla, zanlarıyla kendini inşa eden. İç, sanı, sanıyor. Yani zanlarıyla var olan. Şimdi insan... Onu konuşmuştuk da insan ama çok istisnadı böyle. Çok ilgimi çektiği için ben naklettim seni. İnsan kendisini fiilleriyle seyreder. Kendi davranışlarıyla, kendi davranışları kendisine aynadır. Arif insan, çok çeşitli konuştuk bunu arif ama her safhasında, her konuşmada farklı yönünü anlatmaya veya alemime düşeni söylüyorum. Arif ilimlerle, bilgilerle kendini inşa eder ve kendi kendine şahit olandır. Arif demek ilimlerle, bilgilerle kendini inşa, inşaattan kalsın. Sonra ihya, canlandırmak. Ağaç kışın inşaat halindedir. Cansız bir binadır, kargastır. İçerisine, binanın içerisine insan oturursa o inşaatta ihya vardır. Canlanmıştır bina. Tamam. İnsan bilgilerle kendini inşa eder. İlimlerle kendini ihya eder. Kendisi kendisiyle seyrederse, kendi kendini seyrederse arif olur. Allah'a arif denmez. Allah alimdir. Yani ilim sahibidir. Ariflik kesptir. Maruf denilebilir mi? Maruf denilir. İsimdir zaten. İnsan çok acayip yani. Çok bana mukaddeme ama hep böyle ders çalışırken görüyorsunuz odamda. Dersimi çalışırken düşen şeyler böyle. Aynı ama ben de paylaşıyorum. Çünkü Rabbime söz vermişim. İnsan kendi hakikatine cezbolunmuş. Çok garip. İnsan diğer hayvanlar gibi değil. Kendisi kendi hakikatine uyanınca kendisi kendisini cezbediyor. Mehmet abi. Bak. Cezb olmuş. Kendisi kendisini cezbediyor. Kendisinde uyananlarla insan kendi hakikatine cezb olmuş, çekilmiş, çekilen demektir. Kim? Kendisi kendisiyle. İnsan bu cezbe kapılma nispetinde, insan kendi cezbesine kapılma nispetinde beşeriyetten sıyrılır. Bedensel hayatından sıyrılır. Beşer ise ne demek? Uyarıldıklarında, beşer nedir? Uyarıldıklarında haz veren, uyarıları bitince hazı biten, arkasından acı ve pişmanlık getirendir. Ama insan öyle değildir. Uyarsın uyarmasın o lezzet bakidir. Beşer ne demek? Hazları, beşeriyetimizi. Yani his ve heves. His maddeye dokunmak. His. Heves içseldir. Yani gurur, kibir böyle. Onların anlatır. Beşer dokundurulduğunda hazı, hissi, zevki vesaire uyanmış. Dokunmak kalkınca his ve hevesi ortadan kalkan ve kalktıktan sonra enkaz olarak pişmanlık ve nedameti bırakır. Beşeriyet. Keşke der. Peki beşeri fiiller ademi midir? Yani mazisi ve mustakbeli beşeriyette kalmışsa ademidir.
ana baktığı için. Ama mubah ve meşru fiillerini eğer insaniyetine mal etmişse vücudidir. Beşer mesela, herkes beşerdir. Ama aynı zamanda insandır. Dört var ya, nebatı yaşar, camidat yaşar, nebatiyeti yaşar, hayvaniyeti yaşar, insanlığı yaşar. Ama insansa beşeriyeti vücuda dönüşür. İnsanlıkta nasibi yoksa ademi, ademe çalışır. Çünkü elem, acı bunlar vücudi midir? Vücudidir ama ademe hizmet eder. Mesela günahlar vücudi değildir. Elemler de değildir. Ama sevaplar ve lezzetler vücudidir. Hizmet eder. Şeyde söyler. 32. sözde. İmanın lezzeti, sebep gerekmez. Yani, yani ille imanın lezzetini alabilmek için kafir olmaya gerek yok. Vücudun lezzeti. Vücudun lezzeti alabilmen için yok olmana gerek yok. Orada anlatıyor. Aşkı biraz daha şey yapayım. Aşk. Aşk çok ilginç bu da. Kendi kemaline aşkın tutkun cezbolmuş demek. Aslında Ayşe'ye, Fatma'ya, Hasan'a, Hüseyin'e aşık olduğumu zannediyor ama kendi hakikatini aynada gördüğü için ona cezboluyor. Aşık oldum diyor. Aslında buna delilim nedir? Eskide tasavvufa giderlerdi. Evladım demiş, aşık oldun mu? Yok, git aşık ol da gel. Yoksa yok. Bir anlamazsın. Ama çoğu gelmezmiş tabii. Aşık olunca batıp gidiyormuş. Bu yöntem işte onun için biraz tehlikeli. Çok az kişiye nasip olmuş. Yunus Emre gibi. Şunu tek tük sayıyorsun. Adam aşık olunca nasıl kurtaracak? Ha. Niye aşık oluyor? Aşkı mecaziden aşk hakikiye geçmesi için aşık olması lazım. Çok zor yöntem yani. Misal öyle değil. İlimle bilgi arasında biraz daha 290'dan biraz bahsedeyim. Ya kadın olması şart mı? Dünyada olur değil mi abi? Dünyada olur. Tabii tabii. Muhabbet olur yani. Muhabbet de olur. Ama bu aşk hakiki, aşkı mecaziden şey yapmışlar. O değil ya. O muhabbet denilir. Aşk böyle bir şey. İbn-i Farid gibi değil mi sana bu aşk? Ne yapmış? İbn-i Farid. Hani aşkı hakikiye çeviren... Evet, çok çok az kişi vardır. Çoğusu bakmış gitmiş ya. Zahiri ilimleri yapıyoruz ki, fenleri yapıyoruz. Batını yöntemlerle uyandırılalım diye. Bunlar niye konuşuyoruz? Bu bilgidir. Tefekkür edersek ilim olur. Uyandırıldığı kadar ilimdir. Tasdik demek yani. Uyanınca da bizi yutmaması, peki bilgi yutar seni. İlim seni taşır. Hazreti Ali diyor ya radiyallahu anh, mal diyor sen korumaya muhtaçtır. Malını sen korursun. İlim mi elde edersen ilim seni korur. Bilgi seni taşımaz. Sen taşımak zorundasın. Mesela gurur verir, kibir verir, enaniyet verir. Verir, tahakküm yaptırır. Mesela bir ilimle tahakküm yapıyorsak, gurur kibir geliyorsa o ilimle, o ilim değil, o bilgidir. Seni bir yere taşımadı. Eğer sende uyandırmışsa o bilgiyi, seni bir yere taşımışsa, seni yutmamışsa, uyandırmışsa ve davaya kalkmamışsan o ilimdir. Ölçü o. Cezbe ile kendini aşmana vesile olur. Allah Allah. Çok ilginç yani. Şimdi bir de manayı konuşmak istiyorum. Geçen konuştuk ama eksik oldu. Baktım ki eksik oldu. O manayı biraz konuştuk. Burada iki hafta önce Abdullah kardeş mana nedir diye sormuştu hatırlarsanız. İki hafta önce şurada oturdu. Orada bir şey dedik ama eksik oldu. Onu tamamlamak istiyorum. Mana. Merak etmek isteyen varsa mana. Bu tabirler arkadaşlar tabirlerle lügatların farkını hep derim. Bir daha tekrar edeyim. El tekrarun ahsen. Tekrar iyidir. 180 dahi tekrar edilse
Ve Lefkan 180. Bilgi, İbrahim. Bilgi nüfus cüzdanına benzer. Cidno, sayfano. Yani sokakta nüfus cüzdanı bulsalar. Misisli bir İbrahim varmış. Efsane diyorlar. Tamam mı? Yani böyle şeyi söylüyoruz. Bir tatlı güzel bir şey yemek olunca oradan kalmış. İbrahim nasıl bu yemeğin tadı nasıl falan. Adam diyemiyor. Şöyle diyor. Abi efsane. Ondan kalmış. Sileceğiz merak etme. Nüfus cüzdanı bulsalar Ahmet sokakta. Böyle bir adam varmış. Hataylıymış. Ha? Fakat seninle yemek yedi, seyahat etti, tanıdı, itikadını, isterini vesaire. Bu tabirdir. Risale-i Nur hepsini kullanıyor. Lugatla kanaat etmeyin. Lugatla adamı tanırsın. Varmış böyle. Ama adamı bilmezsin. Tabir. Peki tabir sonuç mudur bunlar? Hayır. Bunlar da tefekküre malzeme olacak. Onun için kullanıyorum. Mesela cezbe dedim değil mi? Arif olan cezbeye kapılır. Hangi cezbeye? Kendisi kendisinde uyandırılan, kendisi kendisini uyanmış, kendisinde uyandırılanlar var ya, onunla cezbeye kapılır. Arif bu adam. Arif ani seyreler. Anı seyreler. Şimdi manayı söylüyorum, mana. Sana dışsal olan, sana anlam veremez ki, buna beşeriyet denilir. Biraz önce beşeriyeti konuştuk biraz daha. Sana dışsal olan, dış dünya olan, sana mesela anlam vermez. Mesela kimya, fizik sana bilgi verir. Biraz önce anlattım ama onu onunla tanımlanırsa, onunla anlam kazanırsa o marifet marifetullah olur. Ve acayip de bir şey olur. Bakışı da acayip olur bir kimyacının, bir tıpçının, bir mühendisin. Ama anlam kazanmışsa. Yani onun için ben feni o kadar seviyorum ki zaten derslerimde hem hemen hemen hepsini kullanıyorum. Çok seviyorum ve tazedir derslerim. Mesela şeyi çok merak ediyorum. Biyolojik yapıyı insanın ruhsal yapısının dışında bedensel ve doğa ilimlerine çok yatkın şeyim var merakım. Şimdi ise sanal var şey, sana dışsal olan, yani senin dışında olan şu mevcudat, sana anlam vermiyorsa beşeriyetine kuvvet verir. Nedir o? Kariyerini kazandırır, makam olur, ilim olur. Yani onunla bir kariyerin olur, beşeriyetin kuvvetli olur. Anladınız mı? Sen benim dışımda. Eğer o bilgiler, mevcudata taalluk eden bilgiler, hakikatıma, felsefe ile ereğime, usuma, tözüme, felsefe tabirleri, öz, töz, erek, aslıma, yani bizim tabirle hakikatıma, bağlamama vesile olursa, ereğine, aslına, hakikatına bağlı olarak beşeriyetini, hatta mevcudiyetini ortadan kaldırabilecek kadar o acip bir vücut sahibidir insan. Yani mevcudata ait bilgileri hakikatıma varmak için ip olarak, merdiven olarak, dürbün olarak kullanabilirsem beşeriyetimi ortadan kaldırır. Tamam? İç san olurum. İnsan olurum. Daha mana bitmedi. İnsan oldun mu abi? Oldum. İnsan. Beşeriyetle insan. Farkı söyledik. İnsan. Gayeye bağlı olan insan anlamdır. Yani insan hakikati orada. Esma-i ilahiler. Beni meydana getiren. Onlara hakikat denilir. İnsan bilgileriyle hakikatına bağlı olursa beşeriyetten çıkar. İnsan olur. Bu şey gayeye, o hakikatıma bağlı olan ipe anlam denilir. Hakikata bağlılığın kadar. Misal vereyim mi İbrahim? Adana'da Zorkun Dağları var değil mi? Şeyde Osmaniye'de askerlik orada yaptım ben. Zorkun. İstikamet Zorkun. Marş marş böyle derdik denilirdi bize. Abi alıyorum.
dağcıların ipini attım. Attım tepeye. Attım. Hakikatim o. Hakaik eşey sabit etun. Hakikat esma ilahidir. Yani biz esmadan da yaratılmadık. Şuunattan bir şey, sıfattan bile değil. Şuunattan, mahiyetten şeyler var. Ha, hakikat bu. Tepeye attım mı abim ben? Attım. Şimdi çıkıyor. Hakikat. Ondan sonra kullandım bu atma yöntemleri, ip mipler. Bunlar da beşeriyet. Çıkan kim? İnsan. O bağın adı nedir? Bağın adı anlam, mana. Çünkü niye? Çıkarken Allah Allah, vadilere bak ya. Ceylan var, tavşan var, dereler var, kartallar var. Yani çıkarken şahit olduklarım. Devam ediyorum. Araçları yani soru soracak mı? Tabii tabii. Şu anlattan mahiyetten şeyler var bizde, hani yaratılmış mesela. Dediniz ya. Peki abi neden bizim hakikatimiz yani Esma-i İlahi oldu? Yani onlarla onlar temsil etti yani mesela. Ha şimdi şu. Bu alemi Esma bizde ne yaptı? Onu söyleyeyim, temelde çözüm olsun. Esma'nın bizdeki karşılığı ne? Cilve, cemal, nakış, sanat. Şu bedensel hal. Zahirine, insanın zahirine kaç tane esma var diyor en az zahirine? 20. He? 20 mi? 70. 70'ten ziyade. Hangi pencerede söyler? Pencereler Risalesi'nde. Peki, hayvanda kaç tane esma var zahirde? 20. 20. Tamam mı? Bunlar hep esma ilahiye. Zahirde esma. Onun için hakikatimiz bu. Peki, sıfat nedir o? Subutu sıfatın içerisinde ne var? İlim, irade, sem, basar, kudret, kelam, ayak. Bunlar da bak sıfattan gelmiş. Zatı sıfattan neler gelmiş? Vücut, beka. Beka ondan istiyoruz yani. Evet istiyoruz. Vahdaniyet, muhalefetun lil hadis. Hiç kimse kimseye benzemiyor. Muhalefetun lil havadis. Her şeye muhalefet ediyorum. Her şeyi muhalifiyim. Hiçbir şey değilim. Hiçbir şeyden de değilim. Ben benim, ben de ben değilim. Muhalefetun lil havadis. Tamam mı? Ama öyle bir mahlukum ki, kıyamı bir nefsiyim. Kainatın kıyamıyım ya. Kıvamıyım aynı zamanda, kıvamıyım vesaire. Şuunattan ne gelmiş İbrahim'im? Soğan gibi cücüğüne koy, pergeli, oradan düşün. Şefkat-i mukaddese. Bizde şefkat-i mukaddese yok, haşa. Bizde şefkat var. Allah'ta şefkat-i mukaddese var. Çık dışarıya. Muhabbet-i münezzeh. Allah'ta var. Allah'ta muhabbet-i münezzeh var. Bende muhabbet var. Allah'ta sevk-i mukaddes, surur-u mukaddes, lezzet-i mukaddes, memnuniyet ve iftihar-ı mukaddesler var. Bunlar bende çıplakları var. Yani muhabbet, sevk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar. Beni memnun ettin. Allah'a da memnun ettin. Allah senden razı olsun. Beni memnun ettin. Allah da seni memnun etsin vesaire diyoruz ama Allah'ta memnuniyet var ya. Bize oralardan gelmiş İbrahim. Daha bir şey söyleyeceğim. Tamam mı? Bak, esmadan bunlar gelmiş. Beşeriyetimiz. Sıfattan işte sen basar kelam gelmiş. Öteden bir şeyden gelmiş. Şunattan bu gelmiş. Mahiyeti zatiyeden ne gelmiş bize? İman. İman en merkezden geldiği için mesela Zorkun dağının tepesine yağmur ya nehir geliyor, dere geliyor. Önüne alanı, önüne aldıklarını ya çözer kimyada, eritir veya taşır. Taşır değil mi böyle? Ha. İman mahiyeti zatiyeden geldiği için içerisinde şuunat-ı zatiye var. Sıfat-ı zatiye var. Sıfat-ı kutsiye var. Esma-ıyla esmalar var. Her şey var. İçerisinde Allah var ya. İman. İmandan daha ne vermiş? İman gaybadır değil mi? İman gaybadır. Kabı kayfsende Peygamber Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın kelamına ve rüyetine mazhar olmuş. Gayplıktan çıktı. Hem konuştu hem gördü. O imanla, o iman gaybı nedir? Sirri insani. Bendeki o. Bende o var. Bendeki
Bendeki o. Onda ben ne varım? Onda ben varım. Bendeki, enedeki oya ne denilir? Sırrı insani. Ha, o sırrı insanı imana da gayiptir. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Sırrı insani nerede gelmiş abi? Bilmiyoruz. Hasan abicim. He. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ama çayına iniyorum. Şimdi tam kalbimden geçirirken kayalara, kayaların üzerindeki o ağaçlara, yani bu tepelerin nedeniyle aşağı inerken, hele ki şu dereye bakarken siz benzer şeyleri zikretmeye başladınız. O yüzden en azından şöyle bir resmini gösterip öyle geçeyim istedim size. Müsaade verirseniz ekranın görüntüsünü bir açayım, bir göstereyim size. Oraya atla biz. Sen o kardeşler görsün, olur mu? Ben şey yapayım, devam edeyim. Tamam, devam eder abi. Yani tamam abi. Beşeriyetimizin, tamam. Beşeriyetin hakikati esmadır diye esek mesela. İnsaniyetin hakikati ne olur? Yani? Ha, insan nedir? İnsan. Evet. Tamam mı? İnsan olabilmesi için o kürs var ya, nefsi emmare, en diş kabuğu. Evet. Levame, mulime, mutmaine, raziye, safiye. İnsan bunlar. 11. hakikatta diyor ki, yani ne yaparsak insan oluruz sorusu değil mi? Ha, o 10. sözün 11. hakikatında 11 tane madde zikrediyor. Başka nerede zikrediyor? Şu anlar 208'de insan nedir? Tamam, insan nedir? Biz buraya niye geldik biliyor musun? İnsan olmaya geldik. Biz insan olmadayız. İnsan değiliz İbrahim daha. Beşeriz. Ne demek beşer? Bir şer. Şerlerle dolu. Hak da var, batıl da var. Her şey var. Duman yani. Şu var ya şu. Şu beşeriyetimiz budur. Serbest bölge. Bak burası. Şu beşeriyettir. İman küfür. Bunu bilmeyen çektiği azap. O azaptan kurtulur. Sultan olan anlar bizi. İlim. Ya bu beşeriyette bak bunlar var. Ne varmış? Şeytanların vesveseleri. Kafir cinlerin vehimleri. Ervah habiseleri, negatif enerjileri. Mevad-ı şerilelerin. Yani bunlar ne demektir? Çok yaptığım için. Mevad-ı şerilerin buhayrat muzahrefeleri. Yani mesela çöplüğe gittiğiniz zaman oradan bir gül bahçesine, İsparta'ya gittiğini zannetme. O mevad-ı şerire, yani mekanın şer olan meyhanede, gayrimeşru yerlerde o cinsten koku olur. Cemaat ve komitelerin habis ruhanileri. Ustad diyor ki Bitlis'teki şeye git diyor, Seydan'ın meclisine git. O bir ilçe var Bitlis'in. Yok. Nurşin. Nurşin'e git. Medreseye git diyor. Oradaki Seyda bir şey diyor. Onun şeyine git. İnsan suretinde melekleri göreceksin diyor. Gidin Paris'e diyor. Mason localarına gir diyor. Risale'de geçiyor. İnsan simasında şeytanları göreceksin diyor. Bu. Başka? Geçmişin olumsuzlukları var. Bir sürü. Ona takılıyor insan. Sırf ona takılıyor ya. Beşeriyetine var ya. Evet sürü günah var. Var tabii ya. Günahsız olsaydık zaten bizi kaldırırdı. Günah işlemeyen melek vardı. Olacak da kardeşim. İnsanız. İnsanız ya. Ama başka sistemi aktif et. Günahına mukabil. Başka bir sistemi aktif et. Tövbe, istiğfar, nedamet, dua. 4 tane. Ve Allah'ın rahmetini celbediyorsun. Eğer bu günah özelliği olmasa Allah... Erhamur Rahim'in olmazdı tövbe. Başka? Nazar, beddua. Nazar var ya göz. Beddua, ah almamak ve lanet okumamak. Okumalar buraya girdi. Buna mukabil, meleklerin ilhamları var, şeytanların vesvesesine mukabil. Kafir cinlerin vehimleri vardı, Müslüman cinlerin müsbet düşünce vehimleri var. Erva-ı habiselerin negatif enerjilerine mukabil, erva-ı taibelerin enerjileri var. Mevad-ı aliyeler, şu âli mekanların şahs-ı manevilerin timsalleri var. Kimler burada dolaşmış? Git mesela Ayasofya'ya, git şeye, Sultanahmet'e, hissedersin Osmanlı'nın ruhunu. Sonra geçmişin müsbetleri var. Şurada yani. Başka?
Cemaatin şahsi manevisi var. Senin bir şahsi manevin yok mu ya? Yani kendini neyle tanımlıyorsun? Mesela sırf belediyeci misin sen? Sırf sen doktor musun ya? He? Sırf sen tekstilci misin? Yok. Bunlar beşeriyetimizin iktisası, sevk idaresindeki vesileler. Aslan ben nur talebesiyim. Ben Rabbimin kuluyum. Ben Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyim. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin talebesiyim. Yani Risale-i Nur talebesiyim. Bak, kendini neyle tanımlıyorsun, nispet ediyorsun? Nasıl anlam aldın? Ben nur talebesiyim ya. Dünya ve ahirette kabre girdiğim zaman ya adam dedi ki ya beni götürüyordu. Götürüyorlar mı? Yani özel koymuşlar tabii. Sanki bu sokak adamı biliyor beni. Sağma soluna koyuyorlar. Normal bir gardiyan. Koydular bana o süsü verdiler ama adam kurt adam ikisi de. Götürüyor beni. Koğuşuma götürüyor. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Yürüyorum. Ya hocam bir şey sorabilir miyim? Yüzüme bakma kameralar çekiyor. Sanki özel değil ya. Sor tabii. Nereye çalışıyorsun dedi ya. Kime çalışıyorsun? Ya bu nasıl bir cesaret? Yani? Boyun değmedin, özür dedi denemedin vesaire. Nasıl bir cesaret? Yani demek ki kime çalışıyorsun? Var ya mafya filmleri gibi. Kime çalışıyorsun? Ben de dedim ki hem öyle bir cevap vereceğim ki hem cevap olacak hem de seni tanıyorum ha. Seni gönderenlere de ki benim kime çalıştığımı hala bilmiyorlar. Onlar öyle de seni bana gönderenlere de ki kime çalıştığımı bilmiyor, niye öğrensin dedi. Bak, niçin söyledim? Cemaatin şahsi manevisi. Kime çalışıyorum? Kainatın patronuna çalışıyorum. Başka? Nazar, beddua, ah almak, lanet okuma yerine aldığın dualar, hizmetler ve müsbet nazarlar. Hep beraberiz. Adam bak dağdan iniyor diyor. Öteki bilmem nedir. Mesela diyelim veya video olacak. Adam oturduğu yerde bu dersleri şahsı manevinin şey nimetine bak. Ya bu dersleri kendi aleminde nasıl çıkaracak? Ötekisi fitil getirecek, ötekisi gaz getirecek, ötekisi bilmem ne yapacak. Olacak. Böyle işte. Ha buraya girdim. Ne anlatmak? Bu beşerdir kardeş. Sonuç değildir bu. Ki korkuyorsun. Bu beşeriyettir. Bundan sonra bu berzahtır. Akıl berzahtır. Bundan sonra ya insan olacaksın böyle ya şeytan olacaksın böyle. Sistem böyle çalışıyor. Mesela bugün bitir ses kaydı yaptım. Ya bazen hoşuma da gidiyor tövbe estağfurullah. Sonradan Rabbimle korkuyorum. Şeytan size apaçı düşmandır. Ulan şeytan bana ne kazandırdı? Dedim ki sabah kahvaltısındaydı değil mi? Kahvaltısında Mehmet'le konuşuyoruz. Bir bakıyorum adamın tek tük cuması var. Beş vakiti de yok. Yani bak etkilendim ki. Bir orucu var. Cuması da tek tük. Allah'a öyle itimat ediyor ki. Allah'a emanetimdir ya. Ne böyle şey yapıyorsunuz? Ne korkuyorsun? Yüceltiyorsun böyle korkuyorsunuz falan ya. Allah affeder ya diyor. Bir bakarsın vay be. Allah'a nasıl bir tevekkül teslimiyeti var be. Böyle olsun lan. Oysa ayette diyor ki günahlar diyor Allah'ın rahmetine güvendirtilmesin diyor. Yani Allah'ın rahmetine, affına güvendirip size şeytan günah işlettirmesin diyor ayet. Bir şey diyeceğim size de çok önemli. Bak günah yapıyor, ibadet yapmıyor. Allah'ın rahmeti zirvede, aleminde. Tamam, koy bunu. Öteki sırada bir abid namaz kılıyor, oruç tutuyor, koşturuyor davaya. Yeis, ümitsizlik de bunda. Ümit de yok o kadar. Korku bunda, desen korku bunda, bunda yok. Korku bunda, ümitsizlik bunda falan ne yapacağız ya kabirde Allah'a ne hesap vereceğiz? Şimdi namaz kılana korku pompalıyor, namaz kılmayana ümit pompalıyor. Bu namussuz. Bu yapıyor, bu adam yapıyor. Oysa şeytan bunu buna vermesi gerekirken. Anladın? Rahman-ı Rahim bu demesi lazım. Affların. Evet bir sürü elhamdülillah günahımız var ama çok şükür ki davasında koşturuyor. Demesi lazım. Adam hiç namazı yok. Senden benden daha ümitli. Şeytan yaptırıyor. Çünkü sarih ayet var. Yani Allah'ın merhametine, şefkatine, affine sığındırıp günah işlettirmesin o adama. O adam. Tamam. Şimdi son şeyimiz bitiyor. Vay 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 o kadar oldu mu ya? Manaydı. Manayı konuşuyordum. Demek ki gayeye bağlı iken
rastladığın şeyler manadır, anlamdır. Eğer araçları amaç yaparsan put olur. Hakikatine giderken. Hakikatine giderken araçları amaç yaparsan, vesileleri asıl yaparsan o put olur. Putperest olursun sen. Buyur kardeş. Selamünaleyküm, bismillah. Abi, manasız intikal edebilme bir sistemi var mı insanda? Bu nasıl bulabiliriz? Mana olmayacak ama sen de o sistem sana kurulur. Var. Var. Memeyi diye nispet ettim. Ben dedim acaba yanlış mı yazdım diye. Öyle mi o zaman? Ben yanlış söz yapmışım. Düzeltelim. İmdadatım imme olacak. İmdadatı hususiye, ihsanatı mahsusa. İmdadatı hususiye. Nerede geçiyor bu? Kastamonu 221. Allah Allah. İmdadatı hususiye mi? Hususiye, ihsanatı mahsusa. Ha, mahsusa hangisine diyor? Mahsusa ihsanata diyor. Ha, H'ler değişiyor. H-M. Ha, tamam. O zaman değiştirmen lazım. Akıl, gördün mü? Bak yanlış yaptım. Ha? Ha. Bu anladım. Bunların sonucudur hat. Mesela ihsanatı mahsusa. Tamam. İhsanatı mahsusa. İnayeti hassa. İmdadatı hususiye. Bütünselli hats olarak da çıkar sende. Bunlar anlam olmadan, mana olmadan seni rahmet ile celbediyor. Devam edeyim manaya çünkü dese yapacağız. Araçları kendi kendinizi de şirk koşmuş oluyorsunuz. Araçları kendi kendinize şirk koşmuş oluyorsunuz. Aynı zamanda insan görünmez varlıktır. Mana itibariyle. Göreni göremezsiniz. Gören var ya, göreni göremezsiniz. Bak gözü göremezsiniz. Hisseden hissedemezsiniz. Anlamlandıranı anlamlandıramazsın. İlla aynen gerekiyor. Göremediklerimiz gözükmeyenlerin dışsal etsa ve efratlarıdır, mevcudiyetlerin belirtileridir. Bunlar hepsi anlattığım manadır. Şimdi akla başlıyoruz. Biraz acele ettim çünkü Ali'yi de şey yapmadık. Akla geçelim ama belki hissi şey yapmıştır. Söyle Ali, kusura bakma, söyle. Söyle kırılmasın, belki kırılmıştır. Dinliyor mu Ali? Yok abi, kırılmak yok. Tamam. Peki bir şey söyleyeceğim abi. Bu hads mana sistemin ile sende uyanmıyor mu? Evet. Çok. Sifonla olmaz. Manalarla uyanan var. Hads sende uyanır. Aniden doğar mesela. Hayır. Manaları uyandırmıyor mu? Şöyle. Manaları uyandırıyor da birbirine kuvvet veriyor. İtikat iman gibi. Mesela hats doğdu mu? Hats zaten sebepsiz uyanmak. Tamam. O uyanana ne denilir? Mana. Mana diye getirdi. Manaları böyle kullanırsak hatsa sebebiyet verebiliyor. Ama mananın ille zorunlu hats değil. Çünkü hats sebepsizdir. Sonuçtur. Abi ben şunu diyecektim. Şimdi yine aynı şeyi konuştunuz. Şimdi Allah Celle Celaluhu zatına bakan tarafıyla bir şey bilmesi için bir sebebe, bir manaya, vasıtaya ihtiyacı yoktur. O Allah'tır. İnsandaki bir sistem manasız, sebepsiz, vasıtasız, zeminsiz bilebilme, anlayabilme bir sistemi varsa bu Allah'ın o noktadan zatına bakar mı? Evet. Zatı yani Allah ismine bakar. Rahman ve Rahim sebeplere bakar. Bismillahirrahmanirrahim'de 3 tane isim var. Allah sebepsizdir. Allah ismi, ismi azamdır. O da isimdir. Rahman dışsaldır. Mülk cihetine bakar. Rahim içseldir. Enfusi tarafına bakar.
Allah ise ikisinin dışındadır.